Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV42 ekranlarına ve Seçim 2024 programına hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. TV42 ekranlarında Seçim 2024 programları hız kesmeden devam ediyor kıymetli izleyenler. Belediye başkan adaylarını ağırlıyoruz. Farklı partilerin, farklı ilçelerin belediye başkanlarını ağırlamaya devam ediyoruz TV42 ekranlarında. Bugün de çok kıymetli yine bir konuğumuz var. Saadet Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Muhammed Cihat Güzel bizlerle birlikte efendim. Kendisine tabii ki öncelikle hoş geldiniz diyeceğiz. Daha da sonrasında Karatay'a dair, Konya'ya dair, seçime dair, yapılacak projelere dair ne varsa şeffaf bir şekilde konuşacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız kıymetli izleyenler. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Başta TV42 ailesine bu fırsatları bize sunduğu için teşekkür ederiz. Eyvallah. Ekranlar başında bizleri izleyen seyircilerimize de saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz inşallah. Eyvallah. Tabii Ramazan'ın ilk günü, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayımızı, başta Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'daki ve Müslüman coğrafyalarını zulüm gören kardeşlerimizin ve tüm Müslüman coğrafyamızın Ramazan'ı şimdiden mübarek olsun. Şimdi. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel ifade ettiniz. Evet. Efendim Muhammed Cihat Güzel kimdir? Ne yapar? Siyasi hayatın içerisine nasıl dahil oldu? Sizden dinlemiş evet. olalım. Önce bir tanıyalım. Daha sonrasında da yapılacak projelerle ilgili konuşacağız tabii Eyvallah. Ki. Muhammed Cihat Güzel, 1990 doğumluyum, Konyalıyız. İlkokulu Maraşal Mustafa Kemal Ülkeöğretim Okulu'nda okuduktan sonra liseyi Endorun Fen Lisesi'nde mezun oldum. Liseyi okuduktan sonra da makine mühendisliği bölümü kazandım. Selçuk Üniversitesi makine mühendisliği okulundan mezun olduktan sonra da kendimi iklimlendirme, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe geliştirdim. Ve bu sektörde şu anda kendi iş yerimizde çalışıyoruz. Bu şekilde, şimdi hayatımız bu şekilde tabii ki ama tabii bu lise yıllarından itibaren biz Anadolu Gençlik Derneği, Karatay Ortaöğretim, daha sonra Milli Gençlik Vakfı ve İl Gençlik Kollarında Saadet Partimizin, Karatay Gençlik Kollarında ve şu an en sonunda Karatay İl Yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevindeydik en son. Şimdi bize bu görevi layık gördüler. Allah razı olsun şimdiden başkanlarımızdan. Eyvallah. Genç bir belediye başkan adayısınız ve daha genç yaşta da siyasetin içerisine atıldınız. Faal bir şekilde de hem siyasette hem normal hayatınızda devam ettiriyorsunuz. Evet. Karatay Belediye Başkan adaylığı nasıl ilerledi, nasıl başladı? Niye talip oldunuz Karatay Belediyesi'ne? Tabii şöyle, Karatay bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği bir yer. Eyvallah. Tabii Karatay'da okuduk zaten. Lise yıllarımız da Karatay'da geçti. Aynı zamanda biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Karatay Ortaöğretim, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakıflarında, aynı zamanda Karatay İl Gençlik Kollarında ve en sonunda Karatay ilçe yönetiminde görevler almıştık. O yüzden Karatay zaten bizim her zaman içerisinde bulunduğumuz kendi topraklarımız, kendi vatanımız diyebiliriz yani Karatay için. Tabii görev alma noktasında da şöyle, biz zaten geçmiş dönemdeki belediye seçimlerinde de, bu seçimlerde de biz seçimler öncesinde bir çalışmalar içerisindeydik zaten. Seçimler için çalışıyorduk, belediye başkanlarının yanlarında dolaşıyorduk daha önceki seçimlerde de. Zaten siyasetin içerisindeydik. Bu şimdi de yine başkanlarımız, genel merkezimiz ve il teşkilatımız bizleri uygun gördüler. Hepsine Allah razı olsun. Bizim için tabii Karatay'da aday olmak bizim için bir onur. Eyvallah. Bu şekilde ifade Eyvallah. Edelim. Yani taşın bir kenarından tutarken bir baktınız ki taşın evet. altına eliniz girmiş. Öyle. Aynen öyle. Hayırlısı olsun inşallah Allah diyelim. Allah razı olsun. Sayın Başkan, Sayın Güzel. Efendim tabii Karatay için yapılacak ya da yapılması gerekenler var ki böyle bir yola çıktınız, böyle bir adım attınız. Dilerseniz Karatay'a dair, Karatay ilçemize dair, Konya'mızın Güzide ilçelerinden bir tanesi, yapılacak projeler, yapılası projeler hakkında konuşalım. Gördüğüm kadarıyla çok sayıda projeniz var. Evet. Öyle olduğu için zaman kaybetmeden hemen başlayalım inşallah. Tabii ki. Şimdi şöyle, ben hemen projelere bahsetmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Biz bu seçim sürecini aslında yani benim kendi adaylığım belirlenmeden önce yaklaşık 3 ay öncesinde zaten bir seçim çalışmalarına başlamıştık. Şöyle başlamıştık.
ilçe başkanımız Fatih Karaman'ın talimatlarıyla bir proje ekibi oluşturduk. Bu proje ekiplerinde Karatay'ımızın ilk önce ne problemleri var? Kamuoyu araştırmalar yaptık, anketler uyguladık ve Karatay'ımızdaki zaten içerisinde yaşadığımız için birçok problemlerini biliyoruz ama her halkın her kesiminden insanlara ulaşaraktan bu problemleri neler var onları ilk önce ön plana çıkarmaya çalıştık ve bunları öğrendikten sonra da neticelerini dedikten sonra da bunlarla alakalı proje çalışmalarına başladık. Bir proje ekibi kurduk, yaklaşık 20 kişilik bir ekip. Bu ekipte kimler var? Ben vardım mesela makine mühendisi olaraktan, daha adaylığım belli olmadan önce. İnşaat mühendisi, mimar, veteriner, ziraat mühendisi, sonra psikolog, yani aklınıza gelebilecek çiftçisi, esnafı, sanayicisi, yani her kesiminden insanların olduğu bir proje ekibi kurduk. Evet. Bu proje ekibi uzun bir süre çalıştı açıkçası, seçimlerden 2 ay kalaya kadar zaten 1 ay boyunca sürekli bunlarla alakalı neler yapılabilir, Karatay'ın bu problemleri nasıl çözülebilir diye bir çalışma içerisine girdik. Hatta ben işte biraz sonra bahsedeceğim. Mesela bana verilen görevlerden bir tanesi de kendi alanımda olduğu için hava kirliliği, Karatay'ın en büyük önümüze gelen problemlerinden bir tanesi de hava kirliliği ve kötü kokuyla alakalı da Karatay'ımızın maalesef bir problem var. Bununla alakalı da ben kendi sunmuştum zaten daha adaylığımız belli olmadan öncesinde. Ve daha sonrasında adaylığımız belirlendikten sonra da açıklandıktan sonra da bu projelerle alakalı çalışmalara başladık. Ve bunlarla alakalı çözümlerimiz var. Eyvallah. Dilerseniz başlayalım hemen. Tabii ki. Tabii evet, ki buyurun. Hemen ilk önce dediğim gibi kendi hazırlanmış olduğum hava kirliliği ile alakalı projemize başlayalım ama ilk önce burada size bir grafik göstermek istiyorum. Bu grafik Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın. Şöyle kameraya doğru tutarsak ben rejiden rica edeyim biraz zoomlama yapsınlar. Tabi parlama da yapıyor ama yine de tabii ki siz anlatmaya başladık. Şöyle bu yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hava izleme istasyonlarından alınan verilere göre çıkartılmış bir veri. Bu grafiği Greenpeace hazırlamış. Türkiye'de hava kirliliği verileri yanlış değilse. Doğru. Yani PM10 verilerine göre en kirli 20 bölge sıralaması var burada. PM10 nedir? PM10 dediğimiz burada partikül madde 10. Yani 10 mikrondan küçük 10 mikron boyutundaki maddelerin havadaki havadaki ortalaması mikrogram cinsinden. Eyvallah. Buradaki grafikler vermiş olduğu rakamlar. Yani şöyle söyleyeyim. 1 metreküpte 96.2 gram mikrogram hava kirliliği var. Bu da açıkçası yani normal yıllık ortalama cinsinden bizim ortalama verimiz 20'nin altında olması gerekiyor. Ama biz Karatay'da maalesef ve bu grafikte 7. sıradayız Karatay. Yani Konya'nın en kirli havasına en sahip. Ben Hatay İskenderun'u görüyorum. Evet, Hatay İskenderun, İstanbul Kadıköy, yani Iğdır merkez. Konya Karatay ise maalesef 7. sırada. Yani 20'nin üzeri olanlar hep tehlike. Evet, hep tehlikeli ve Konya'nın Karatay'ın almış olduğu rakam 76.9. Evet, şu anda izleyicilerimiz net bir şekilde görebiliyorlar. Evet, bu şöyle açıkçası yani şunu ifade edeyim. Karatay sadece maalesef bir kere de geçmiyor. Aynı zamanda 12. sırada da bir hava istasyonundan alınan veriye göre de yine hem 7. ve hem 12. sırada maalesef ilk 20'ye girmişiz. Bu çok kötü bir durum. Evet. Yani hava kirliliğiyle maalesef burada ilk 20'de 2 tane merkezimiz Karatay'da en kirli havaya sahip. Şimdi bu veriler aldığımıza göre şunları açıkçası söyleyelim. Tabi bu hava kirliliği meselesi insanın hem sağlığına zarar veriyor. Yani ve bu sağlıktan dolayı astım hastası olan vatandaşlarımız, Karatay'da oturan yani kendi mahallesinde doğup büyümüş insanlarımız maalesef bu hava kirliliğinden dolayı göç etmek zorunda kalıyor. Farklı mahallelere, farklı ilçelere. Bu bizi üzüyor açıkçası. Yani kendi vatanını, kendi topraklarını terk edip başka yerlere göç ediyorlar. Bu sağlık sebeplerinden dolayı. Yani bu açıkçası Karatay'ımız için çok önemli bir problem ve bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Düşüyor. Ve tabii ki bunu nasıl çözebiliriz? Başta yine dediğim gibi kendi alanım olduğu için bununla alakalı çözüm yolları basit. Çünkü şöyle bir şey yani kirliliği oluşturmazsak aslında doğa kendini temizliyor. Yani evet. Bu kadar basit aslında. Yani bizim ayrıca temizlemek için bir şey sarf etmemize gerek yok. Kirletmesek yeter. Önemli olan oluşmasını engellemek. Evet, oluşmasını anladığım engellemek. Kadar, aynen öyle. Evet. Tabii ne oluşturuyor baktığımız zaman da kötü yakıtlar evlerde kullanılan doğalgaz gitmeyen mahallelerimiz var maalesef Karatay'da. Mahalleler, sokaklarımız var. Buralara bir an önce ivedilikle doğalgazın gitmesi gerekiyor bir kere. İkincisi de tabii Karatay aynı zamanda sanayi ve endüstriyel bir bölge. Bu bölgelerde de bir an önce açıkçası buradaki atık gazlardan oluşan, bacalardan çıkan kötü gazların
ve atık gazların filtrelenerek o şekilde salınması lazım çevreye. Açıkçası bizim gördüğümüz kadarıyla bunların denetimleri düzgün yapılmıyor Karatay'da. Ve bu da Karatay'da yaşayan halkımıza maalesef kötü sonuçlara sebebiyet veriyor. Yani bu yerinde doğalgaz gitmeyen yerlere doğalgaz getireceğiz ve bacalardan çıkan gazları filtreleyerekten daha düzgün bir çevre sağlayacağız, hava sağlayacağız. Filtreleme sistemi gibi bir şey mi? Evet, filtreleme sistemleri, artık bacalara takılan filtreleme sistemleriyle bunların denetimlerini sıklaştıracağız açıkçası. Tabii bu denetimleri yaparken de sanayicimize büyük olarak değil, bu noktada da yine işbirliğiyle, yani belediyemizin işbirliğiyle beraber hep birlikte tertemiz bir Karatay yapacağız. Yani belediye olarak sanayideki üretici firmalara destek sağlayacaksınız. Tabii, kesinlikle destek sağlayacaksınız. Yardımcı olacaksınız. Onlarla beraber bir işbirliği içerisine gireceğiz ve hep birlikte temiz bir Karatay yapacağız. Aslında şöyle, yani bunlara büyük olmayacak çünkü şimdi yine kendi başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hı, yani kendi işim de bununla alakalı olduğu için iklimlendirme ve havalandırma üzerine gitmiş olduğum bir fabrikada yanındaki komşundan çıkan gazlardan dolayı ve hassas bir imalat yapan bir firma bu. Gazlardan dolayı ek önlemler almak zorunda kalıyor. Yani içeriye basacağı temiz havayı ek filtreler koyaraktan etkilenmemesi için cihazları. Çünkü o partikül madde dediğim adamın imalat ettiği cihazlara zarar verebiliyor. O yüzden bu tür ek önlemler alaraktan çok daha büyük masraflar yapmış oluyor. Ekstra külfet çıkartıyor. Tabii ekstra külfet çıkarıyor. Ama bunu çıkartmasa, bu açıkçası o pis havayı çıkartmasa, yanındaki komşusu veya bir ilerisindeki fabrikadan bu kötü atıklar çıkmasa böyle bir masraf da olmayacak. O yüzden hava kirliliğini biz bu şekilde çözmek istiyoruz. Yani ben anladığım kadarıyla özetle, yani problem oluşmadan önce, oluştuktan sonra değil de oluşmadan önce engellemek. Yani yerinde çözmek gerekiyor. Yerinde çözmek. Yani oluştuktan sonra çözümde bir manası kalmış olmuyor. Evet başkanım, devam edelim projelerle. Bir diğer projemiz ise barınma problemi. Tabii bu sadece Türkiye'nin projesi, problemi aynı zamanda. Sadece Konya'nın değil ama Karatay'da da karşımıza çıkıyor. Evet. Barınma problemi maalesef. Yani barınma problemi insanın en temel ihtiyaçlarından biri. Çünkü yeme içmek gibi insanın yaşama, barınacak bir yere ihtiyacı var. Fakat maalesef şu ekonomik krizden sonra ve inşaat maliyetlerinin de yükselmesiyle beraber bu açıkçası Türkiye'de olduğu gibi Karatay'da da bizim önümüze çıkıyor bu problem. Ev sahibi olabilmek çok zorlaştı. Çok hatta zor. Bırakın onu, vatandaşlar şu anda kirasını dahi ödeyemez vaziyete geldiler. Yani öyle bir durum var. Tabii ama tabii biz bunu aslında şöyle toplu konut projeleriyle bunları bir nebze rahatlatabiliriz insanlarımız. Şu şekilde biz tabii 89 yılından beri Milli Görüş Belediyecilikleri, aslında bu toplu konut projelerinin ilk imzalarını atan belediyecilikler bizim kendi belediyelerimizdi. Yani Refah Partisi ile başlayan, Fazilet Partisi ile ve daha sonraki gelen belediyelerde bu toplu konut projelerini devam ettiler. Fakat arada şöyle önemli bir fark var. Bizim belediyecilik dönemimizde, yani Mehmet Şen ve Mustafa Özkafa Bey döneminde yapılan belediyecilikteki toplu konut projeleri yatırımcıya değil, açıkçası ihtiyaç sahibine yönelik bir projeydi. Hı hı. Yani hatta ben geçenlerde yine bahsetmiştim bu konuyla alakalı. Mehmet Şen Başkanımızın yapmış olduğu bir toplu konut projesinde şöyle bir kampanya vardı. Yani sigara içen vatandaşlarımızla alakalı. O sigarayı bırakın, günde iki paket sigara parasına ev sahibi olun gibi bir projesi vardı. Ve onu işte İstiklal Konutları için bahsediyorum. O projeyi gerçekleştirdikten sonra da insanlar ev sahibi oldu. Günde iki paket sigara parasına malum. Evet, yani çok cüzi bir miktar. Çok cüzi bir miktarla. Tabii biz biraz önce bahsetmiş olduğum bu proje ekibindeki arkadaşlarla bunu nasıl çözebiliriz diyerekten masaya yatırdık. Tabii sizin bir ARGE ekibiniz var. ARGE ekibimiz var. İnşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımızla bu olayı masaya yatırdığımızda ise açıkçası tabii şu anda sizleri ben rakamlarla boğmak istemiyorum ama şunu ifade etmek istiyorum. Yani çıkarmış olduğumuz rakamlarla gerçekten belediye kâr etmesi, aracıları aradan çıkarttığı zaman asgari ücretli bir insan bile ev sahibi olabiliyor. Yani bu müjdeyi de vereyim açıkçası halkımıza. Evet, çok güzel bir haber oldu aslında. Evet. Çünkü yani gözü korkmayacak. Gözü korkmayacak kesinlikle ve dediğim gibi hani yatırımcıya yönelik değil, ihtiyaç sahibine ev yaparsak biz Allah'ın izniyle Karatay'daki barınma problemini çözeriz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben mevcuttaki belediyelerin yapmış olduğu projelerde işte en son Karatay Belediyesi'nin yaptığı Sedir Park konutları var. Ön ödemesi 450-500 bin lira civarında. Ayda 25 bin lira aidatı olan bir kooperatife açıkçası kim girebilir yani? Ayda 25 bin lira ödeme yapacak. Bu rakamın yüksek olması, özür dilerim Sayın Güzel. Evet.
aracı firmaların olmasından mı kaynaklı? Yani tamam, belediye öz kaynaklarından olmadığı için mi? Yoksa yani şöyle, aracı hani firmalardan var ve aynı zamanda belediye bunlardan kâr ediyor. Yani belediyenin açıkçası böyle bir konut problemi olurken böyle bir işten, konuttan kâr etmesini biz etik görmüyoruz açıkçası. Belediye burada yani sosyal belediyeciliğini gösterip kâr etmeden insanlara toplu konut yapabilmesi lazım. Biz de işte bu rakamları ortaya koyduğumuz zaman yapabiliyoruz Allah'ın izniyle. Yapacağız da inşallah. Tabii ben açıkçası şöyle bir şey, konudan da bahsetmek istiyorum. Yine kendi başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Eyvallah, buyurun. Babam 2000 yılında Fethiye sitelerinde kooperatife giriyor. Ve benim babam memur, yani bir öğretmenken tek bir evi, tek bir maaş giriyor annem ev hanımı. Ve 4 çocuğu okurken kooperatife giriyor ve ev sahibi oluyor. O kadar şartların içerisinde, evet, bir de ev sahibi oluyor. Yani Mehmet Şen Bey döneminde yine Fethiye Kent siteleri, işte Karatay Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan bu siteleri yapılırken, yani babam hiç korkmadan ve hiçbir kısıtlamada, ben hatırlamıyorum yani açıkçası o dönemde 2000 yıllarında işte ilk başladı babam ve çok kısa sürede de ev sahibi oldular zaten. Evet, hatırlıyorum. Yani ben işte makine mühendisliği okudum. Ablam İlahiyat Fakültesi mezunu. Kardeşlerim yine yüksek okullar, mimarlık, iç mimarlık mezunlar. Yani hepimiz de üniversite okuduk. Maşallah. Ve bu dönemde açıkçası tek bir maaşla babam hiçbir eğitimimizden kısmadan, hiçbir giderlerimizden kısmadan ev sahibi oldu. Yani bu açıkçası şu an için, yani şu belediyelerin yapmış olduğu kooperatifçilikte hayalden başka bir şey değil. Sizin anlatmış olduğunuz zaten yapılamayacak bir şey değil. Daha öncesinde, daha önceki Milli Görüş Belediyeciliğinde bunun örnekleri var zaten. Evet, Öztofa Başkanımızın bir sözü vardı. Onu da buradan tekrar hatırlamış Eyvallah. Olalım. Ona yaptık, da geçmiş olsun. Yine yaparız Allah'ın izniyle. Evet, doğru. Yaptık yine yaparız Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi kooperatifi geçerken bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu da yine çok önemli bir mevzu. Sanayi kooperatifleriyle alakalı bir projemiz de var. Yine bu kooperatifteki projelerimizin içerisinde de yine aynı şekilde sanayicimizi de dükkan sahibi, iş yeri sahibi yapmak istiyoruz. Şimdi mevcut belediyelerin yine yapmış olduğu, bizim de açıkçası uygun görmediğimiz belediyenin arazilerini, arsa satışları gerçekleştiriyor şu anda ve blok satışlar şeklinde. Çok büyük araziler şu anda 3-5 sitengine satılıyor. Biz bunu uygun görmüyoruz. Çünkü bu firmalar işte çok zaten zengin firmalar giriyorlar. Ve bunlar büyük araziler alıp çok daha büyük karlarla insanlara ya iş yeri yaparaktan veya parçalayaraktan satıyorlar. Ve şu anda sanayicimiz de bundan çok muzdarip. Hani biz sahada da şu anda dolaşırken bunlarla açıkçası karşılaşıyoruz sanayide. İnsanlar bu iş yeri sahibi olamıyor ve bu iş yerleri yüksek fiyat olduğu için kiralar da çok yüksek oluyor. Ve insan da yani zaten imal ederken, düşük karlar imal ederekten insanlar zaten ayakta durmaya çalışırken bir de dükkan kiralarını, iş yeri kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. Biz Allah'ın izniyle yine Karatay Belediyesi olaraktan blok satışlarına son vereceğiz. Yine toplu şekilde sanayi kooperatifleri kuracağız. Bu sanayi kooperatiflerinde imalat yapan firma sahipleri uygun ödemelerle yine aynı şekilde belediyenin arazilerimizden aynı şekilde burada çok fazla kar gütmeden iş yeri sahiplerinin sanayicimizi, esnafımızı iş yeri sahibi yapacağız. İnşallah. Bu da böyle bir projemiz var açıkçası. Eyvallah. Sanayi projesinden bahsettik. Evet. Bir de yanlış hatırlamıyorsam herhalde gençlere yönelik projeler var. Evet. Dilerseniz ondan da bahsedelim biraz. Tabii gençlerimiz, biliyorsunuz geleceğimizin teminatı gençlerimiz var. Ve biz Allah'ın izniyle işte sahada dolaşırken de özellikle gençlerimize söylüyoruz ki gençler bizim için geleceğimizin teminatı ve biz bu belediyeyi Allah'ın izniyle sizlerle yöneteceğiz. Bu şu demek, gençlerimiz açıkçası olaylara hakim. Yani eskisi gibi değil. Yani eskiden şöyle baktığımız zaman çok daha fazla insanlar çok fazla şeylerle ilgilenmiyordu ama şu anki gençlerimiz her şeyle ilgileniyorlar. Sorduğumuz zaman problemleri görüyorlar. Geçenlerde hatta Anadolu Gençlik Derneği Karatay temsilciliğinde gençleri bir ziyaret edelim dedik. Gittiğim zaman şöyle bir soru yönlendirdik gençlere. Hani siz belediye başkanı olursanız neler getirirsiniz? Ne problem görüyorsunuz gibisinden? Neler yaparsınız? Yani gerçekten şöyle iki sayfa falan bize metin çıktı. Hazırlıklar hepsi maşallah. Geleceğin başkan adayları. Aynen, geleceğin başkan adayları. Eyvallah. İnşallah yani gençler bizim için çok önemli bu noktada. Tabii şöyle baktığımız zaman
şeytan hiçbir taşın altını boş bırakmıyor maalesef. Maalesef. Ve biz doldurmazsak bu dua boşluk kabul etmediği için de biz bu gençlerin ilgili alanlara, yani onların seveceği alanlara yönlendirmezsek çok kötü yerlere işte maalesef duyuyoruz. Bağımlılıklarla alakalı gençlerimiz bir yerlere gidebiliyor veya farklı kötü alışkanlıklar edinebiliyor. O yüzden biz açıkçası dua boşluk kabul etmediği için biz bu gençlerimizi doldurmamız lazım her halükarda. Her program, her türlü onların ilgisi, alakasını çekecek faaliyetler yapmamız gerekiyor. Tabii şu an bakıyor işte mevcut. Sonra düşünülen ne gibi mesela, evet, var mı öyle faaliyetler, var, projeler? Ya şu an açıkçası zaten belediyelerin yapmış olduğu gençlik merkezleri var ama baktığımız zaman açıkçası işleri çok yoğun, programları yok içerisinde. Biz bir kere 10 gençlik merkezlerini dolu bir şekilde gençlerimizin ilgi alakasını çekecek şekilde oraya gençlerimizi yönlendirecek faaliyetler yapacağız. Hı hı. Spor faaliyetleri, kültürel faaliyetlerle dolu bir gençlik merkezi haline getireceğiz. Yani bina yapmakla bu iş çözülmüyor açıkçası, onu söyleyelim. İçeriği doldurmazsak, gençlerin ilgi alakasını çekecek şeyler yapmazsak bunlar maalesef gençlerimizi çekmiyor. Yani o yüzden çok da fazla gençlerin ilgisi o da olmuyor bu tür mesela. Sadece bir bina ismi sadece olarak kalıyor. Aynen. Ve tabii bununla beraber biz her mahallemize etüt merkezleri açmayı düşünüyoruz. Tabii bu etüt merkezlerinde hem okula giden gençlerimiz hem de işte LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan gençlerimiz de burada derslerine, sınavlarına yardımcı olabilecek şekilde profesyonel hocalar eşliğinde etüt merkezleri ve okuma salonları açacağız Allah'ın izniyle. Gençlerimiz burada kendilerini hem vakitlerini burada profesyonel hocalar eşliğinde geçirmiş olacaklar. Hem de işte çok yüksek meblağlara, etüt yerlerine, dershanelere gençlerimiz artık böyle ihtiyaçlara gerek kalmayacak. Yani tüm herkes eşit bir şekilde yarışmış olacak sınavlarda, evet, da. Gençlerimizle alakalı bir de tabii çalışan gençlerimiz de var. Özellikle çıraklık okuluna gelen gençlerimizin problemleri var. Kalacak yerler yok mesela. Biz şimdi biliyorsunuz Karatay çok büyük ve taşra mahalleleri bir sürü olan bir, evet, çok geniş bir ilçemiz. Tabii burada taşradan gelen gençlerimiz var. Buraya günübirlik gidip geliyorlar ve zorlanıyorlar gerçekten. Burada çıraklık okuluna geliyorlar. Meslek öğrenmek için. Meslek öğrenmek için. Evet. Ve açıkçası bu da aslında bizim sanayicimizin en büyük problemlerinden bir tanesi. Ara eleman problemi var. Ve bundan dolayı gelemeyen gençlerimiz var. Ve bu gençlerimize yönelik de çıraklık yurdu projemiz var. Hı, yani bu çıraklık yurdunda gençlerimiz özellikle taşra mahallelerinden ve şehir dışlarından gelen gençlerimizi biz bu çıraklık yurtlarında tutacağız ve sanayicimizle beraber işbirliği halinde bu çıraklık yurtlarında gençlerimiz hem eğitimlerine yardımcı ek özel dersler de alacaklar. Örnek veriyorum. Bir CNC operatörlük dersi kurs alabilecekler bu yurtta. Aynı zamanda işte modelleme dediğimiz çizim programları, iki boyutlu, üç boyutlu programların eğitimlerini alabileceği, yarışmaların düzenlenebileceği bir yurt projemiz var. İnşallah çalışan gençlerimizle de bu şekilde güzel faaliyetler yapacağız Allah'ın izniyle. Yani iş harici o kalan boş vakitlerinde de yine kendi işiyle alakalı geliştirebilmesi, evet, gereken kurslar alınacaklar. Yani şu an sanayicimize sorduğumuz zaman en çok duyduğumuz problemlerden bir tanesi zaten ara eleman problemi. Maalesef yok. Yani hatta yani diyor yani şu maaşı isteyin verelim diyoruz ama yok diyorlar açıkçası. Öyle bir problem var maalesef. Gençlerimizde bu işte sıkıntılar, her türlü engelleri önlerinden kaldırırsak bu ara eleman problemini de bu şekilde çözeceğimize inanıyoruz. Eyvallah. Yani bu açıkçası ilk defa böyle bir proje biz ilan ediyoruz. İnşallah diğer belediyelere de örnek bir çalışma olacak bu. Hı. Diğer belediyelerinde yine sanayicilerle işbirliği halinde yaparlarsa böyle bir problem bence Konya'da kaldırırız Allah'ın izniyle. Çok başkan adayı ağırladık, misafir ettik. Evet. Ama genelde OSB projeleri var vesaire projeler var ama, evet, bunu da ben ilk defa duyuyorum. Gerçekten, evet, güzel bir proje hayata geçerse çok da güzel olur yani. Evet. Bir de başka diğer projemize geçelim tabii, isterseniz. Tabii başkanım. Bir de bizim özellikle yine şöyle tutmak istiyorum ama. Tam zamanlı kreşler. Tam zamanlı arkadaşlar, kreşler. Arkadaşlar yakın plan alabilirse eğer mümkünse. Şöyle muyuz acaba? Tabii şöyle kameramıza göstereyim. Şöyle göstereyim ben kamera. Arkadaşlar. Şimdi bu tam zamanlı kreşler de yine özellikle bizim tam mahallelerimizde kadarmış. Dolaştığımız zaman çalışan annelerimizle alakalı böyle bir ihtiyaç görüyoruz. Tabii bu çalışan annelerimizi de çocuklarını güvenle bir yere göndermek istiyorlar. Ve mesela şu an Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kursları var. Oraya gönderemiyorlar. Çünkü yarı zamanlı. Hı hı. Saat 12'de bitiyor veya işte
saat 2'de bitebiliyor. Yani bu yarı zamanlı olduğu için çalışan annelerimiz açıkçası Diyanet'in başlatmış olduğu 4-6 yaş Kur'an kurslarını gönderemiyor. Veya bunun gibi özel kreşler var ama maliyetleri maalesef çok yüksek. Zaten anne niye çalışıyor? Yani maddi sıkıntılar yaşıyorlar. Eşinin getirmiş olduğu para yetmiyor. Evet. Ondan dolayı zaten bir külfet içerisine giriyorlar. Şimdi bir de kendini özel kreşe gönderdiği zaman çocuğunu zaten ne kazanıyor da kreşe ne kadar para ödeyecek? Böyle bir problemler karşılaşıyoruz. Ve çok fazla da güvenilir de kreş bulamadıklarını söylüyorlar. Yani var tabii ki güvenilir kreşler ama özel ve çok yüksek fiyat istiyorlar. Ondan dolayı böyle bir tam zamanlı bütçelerini zorluyor. Tam zamanlı bir kreş ihtiyacı var. Yine bu belediyemiz öncülüğünde başka işte Diyanet İşleri ile veya Milli Eğitim Bakanlığı ile de ortak bir şekilde bir proje yaparaktan her mahallemize tam zamanlı kreş açacağız Allah'ın izniyle. Ve bu kreşlerle de annelerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını buraya bırakabilecekler. Yani hanımefendi mevcut işine giderken çocuğunu bırakacak, evet. Akşam iş çıkışı çocuğunu alacak. O şekilde. Aynen. Aynı zamanda bir de bununla beraber bir projemiz daha var. Tam zamanlı kreşlerin yanında. Kadın kooperatifleri adı altında bir projemiz başlatıyoruz. Bu aslında... O da değişik yer. Evet. Bu da farklı bir proje. Bu açıkçası dediğim gibi yani bizim hani proje ekibi çalışmalara başladığı zamanlarda kulağımıza gelen problemlerde hep başlarım yani kulağımıza gelen problemler bunlar. Yani mesela bu kadın kooperatifleriyle alakalı şimdi birazdan bahsedeceğim ama zaten bir sanayicimiz bir yöntem bulmuş ama çok illegal yöntem yani şöyle diyeyim daha doğrusu resmi olmayacak şekilde yapılıyor ama biz bunu resmileştireceğiz. Nasıl resmileştireceğiz? Bu tam zamanlı kreşlerimiz yanında aynı zamanda kadın kooperatif atölyeleri kuracağız. Burada bizim evine açıkçası katkı sağlamak, ev ekonomisine, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlarımız bu kreşlerin hem çocuklarını getirecekler, yanında da atölyelerde yine sanayicimizle işbirliği halinde işte montaj işlerini, sanayilerin montaj işleri var, böyle el işleriyle yapılabilecek küçük işler var. Evet. Burada biz aracı rolü üstlenerekten bu kadın atölyelerinden kadınların çalışmış olduğu atölyelerde sanayicimiz ufak işlerini burada çözdürebilecek. Burada dediğimiz gibi hem kadın kendi evine ufak bir katkı sağlayabilecek. Aynı zamanda tabii bu dediklerim de sigortalı bir çalışacak şekilde olacak. Yani her şey resmi yöntemli olacak. Normalde aslında evlere işverenleri duyuyor. Evet. O şekilde yapılanlar var. Sizin anlattığınız biraz daha kurumsallaştırıyor. Tabii kurumsallaştırıyor ve sigortası yatacak şekilde. Bir çatı altında olacak. Aynen yani. Çatı altında. Kendin ve hem güvende hem kalan. Yanında da kreş var. Ve çocuğunu da yanına kreşe bırakıp burada çalışabilecek. Güzel. Yani çok güzel. Hani hem çocuğunu güvenli bir şekilde bırakacak kreşe. Part time şeklinde düşünüyoruz bunu şu anda. Yani tam zamanlı değil. Part time şeklinde evdeki hanım kardeşimiz gelip çocuğunu oraya bırakacak ve orada atölyede çalışaraktan evine katkı sağlayacak. Sanayicimiz de ufak tefek işlerinde bu şekilde görmüş olacak. Bu şekilde. Her mahallemize dediniz aslında. Aynen. Sayın güzel. Bunun için gerekli yer var mı? Kesinlikle. Yani bu Ar-Ge yaptığınızı biliyorum. Yani buna dayanaraktan soruyorum. Var. Yani her mahallemizde hatta bazı mahallelerimizin büyüklüğüne göre yani kapasite çünkü farklı mahallelerimiz var. Özellikle nüfusu çok kalabalık mahallelerimiz var. Bu mahalleler özellikle belki iki tane olacak şekilde bu tam zamanlı kreş ve kadın kooperatif atölyelerini kuracağız inşallah. Eyvallah. Gerçekten hayata geçerse çok güzel bir proje. Evet. Yani bu yine dediğimiz gibi. Kardeşlerimiz için çok bulunmaz bir Hint kumaşı öyle diyelim yani. Yani bu Allah'ın izniyle açıkçası nasıl Milli Görüş Belediyeciliği işte hatırladığımız toplu konut projelerini tüm Türkiye'ye duyurduysa yani her yerde konuşulur ve konuşulur hale gelirse Konya Belediyeciliği bu bizim projelerimizde yerine getirildiği zaman inşallah tüm şehirlere örnek projeler olaraktan sunulacak ve onlar da başlatılacağına eminiz açıkçası. Eyvallah. Hayata geçerse çok da güzel proje Allah'ın izniyle olacak. Evet. Devam ederim inşallah bir diğer projeyle. Evet. Bir diğer projemiz ise tabii yine Karatay'ın özellikle Türkiye'nin çok büyük problemi ama evet, Karatay'ın özellikle en büyük problemlerinden bir tanesi başıboş sokak hayvanları projesi. Maalesef. Tabii sokak hayvanları açıkçası yani bunu her kez konuşuyor. Belediyeler konuşuyor, meclislerde konuşuluyor ama dillendiriliyor bir şekilde ama evet. Hala bir hareket göremedik yani. Bir hareketlik. Haber bültenlerinde de öyle aldığımız mesajların %belki
40-45'i hep başıboş hayvanlarla alakalı ama maalesef şu an için bir adım atıldığını göremiyoruz maalesef. Çünkü sürekli yani olaylar yaşanıyor yani bu köpek sokak köpekleriyle evet. alakalı insanlarımıza saldırılar sürekli oluyor. Ama bunlar her zaman belediyeler tarafından, işte yetkililer tarafından hep sümenaltı ediliyor. Çünkü yani buralarından birileri nemalanıyor demek ki. Bunu görüyoruz çünkü. Şimdi burada grafikte şunu göstermek şimdi istiyorum. Öyle deyince ben evet. bundan bile mi diyesim geldi Sayın Güzelli Hanım. Yani duyduğumuz şeyler var. Mama lobilerine açıkçası burada işte hayvanseverler adı altında yapılaraktan, çıkartılaraktan sokak hayvanları projeleri örtbas edilmeye çalışılıyor ama burada yani hayvanseverlerle beraber projeler de yürütülebilir. Yani bunun arkasına saklanmaya gerek yok. Biz Allah'ın izniyle yine hayvanseverlerimizle birlikte özel projelerimiz var ama ilk önce şunlardan bahsetmek istiyorum. Saldırı istatistikleri diyor. Evet, başka sokak hayvanları son 20 yılda saldırı istatistikleri ama tabii bu grafik 2019 yılında hazırlanmış. Yani hı-hı. 2000 yılından 2019 yılına kadar olan bir grafik. O dönemde bile yine hala bir yükseliş var ki son 2 senede 3-4 yıldan beri çok daha büyük. Onunla alakalı da hemen bazı verilerle sizlere paylaşacağım. Şimdi burada 2000 yılından 2019 yılına kadar 20 yılda vaka sayısı nüfusu oranla 3 kat artıyor. Yani nüfus arttığı oranla vaka sayısının oranı 3 kat daha fazla. Vaka oranı. Yani bu 2020 yılda 3 kat artmış vaka oranı. Yani bu hayvan popülasyon değil. Popülasyonla beraber tabii ki artıyor ama vaka oranı bu kadar fazla artmış. Ki bu 2019 verilerinde aldığımız rakamlarda şöyle bir rakamla hani şimdiki yıla kıyaslayabildik. Evet. 2021 yılına kadar her yıl 1 milyon aşı kuduz aşısı ithal ediliyor Türkiye'ye. Fakat 2021 yılından sonra 2,5 milyona çıkıyor bu sayı. 2,5 katına çıkıyor. 2,5 katına çıkıyor. 2,5 milyon şu an kuduz aşısı ithal ediliyor maalesef. Yani bu artık oranın artık kontrol edilemeyecek duruma getirildiği gözüküyor. Ve hiçbir devlet yetkilisi, belediye yetkilisi bununla alakalı bir önlem almıyor. Tabii bizim belediye olarak da önlemlerimiz var. Bunu kesinlikle sümenaltı etmeyeceğiz. İlk önce bunu söyleyelim. Bir kere aslında örnekler de var, çalışmalar da var. Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde örneklerini görebiliyoruz. Sahiplendirme projemiz ilk önce. Sahiplendirerekten bu başıboş köpekleri insanlarla beraber bu problemi çözeceğiz başlangıç olaraktan. İki şekilde çözeceğiz. Bir tanesi sahiplendirme yöntemi olacak. Tabii bu sahiplendirme yöntemini yaparken şu an ekonomik kriz içerisindeyiz. İnsanlar evet. gerçekten mamaya yani, verecek. Onu soracaktım. Bir teşvik olacak mı orada? Evet, mamaya yani. Verecek bir şey yok. Yani insanlar mamaya verebilecek. Orada kendi ihtiyaçlarını görüyorlar. Zaten insanlar zor görürken bir de mamaya para veremeyecekler. O yüzden biz de mama desteği sağlayacağız. Bu sahiplenen vatandaşlarımıza. Aynı zamanda da veteriner hizmetlerini ücretsiz sağlayacağız. Yani bu şekilde en azından hem vatandaşlarımızla beraber belediyemiz ortak bir çalışmayla bu sokak hayvanları projesinin ilk ayağı olan sahiplendirmeyle büyük bir problem çözeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Eyvallah. O zaman o mama desteğiyle alakalı ayrı bir bütçe ayrılacak herhalde belediye. Kesinlikle. Yani başka türlü kesinlikle bütçe ayrılacak. Yani biraz sonra zaten bahsedeceğim ama yani şu anki israf yatırımlar, reklamlara ayrılan bütçeler duyduğumuz zaman yani buralar ayrılacak bütçeler aslında komik bile kalacak yani. Yani çok da aslında böyle büyük bütçelerde değil emin olun. Çünkü o kadar çok israf ediyoruz, o kadar çok reklamlara veya farklı böyle alakası olmayan şeylere paralar yatırıyoruz ki yani bu yatırılacak paralar açıkçası çok daha önemli. Çünkü insanlarımız buradan hayatını kaybeden insanlar var. İşte son 2022 yılından 2022 ile 2023 yılları arasında 45 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bu hayvan saldırısından dolayı. Onunla birlikte korku ve panik havası oluşturuyor maalesef. Yani. Evet. Yani çocuklarımız okullara gidemiyor. Camiye gidemiyor hacı amcalarımız, hacı teyzelerimiz. Onları hacı amcaları gönderirken açıkçası tereddüt ediyorlar. Yani bu tabii gülüp geçiyoruz ama bu mesele gerçekten çok önemli mesele. Her gün sürekli duyuyoruz mesele ve annelerimiz çocuklarını sokağa salarlarken çok tereddüt içerisinde çocuklarını okullara gönderiyorlar. Bu da maalesef bizi üzüyor ve bu mutlaka çözülmesi gereken bir problem görüyoruz. Evet. İkinci ayağı da bu işin çözüm yolu sahiplendirmeden sonraki sahiplendirmeyi yaptık ve daha sonra da
Kalan köpeklerimizi de büyük bir barınak yapacağız Karatay'ımıza. Karatay'ımızda bir barınak yok. Karatay'ımıza büyük bir barınak yapacağız. Burada yine veteriner hizmetleri sağlayacağız hem hayvanlarımıza hem de onların. Yine bunu da tabii belediye olaraktan tek başımıza yapmamız çok zor. Buradan destekler de alacağız STK kurumlarından, hayvansever insanlarla beraber 7/24 izlenebilir, tam teşekküllü bir barınak yapacağız inşallah. Ve bu barınak şimdi şöyle bir şey, hani sokak köpeklerinin insanlarla alakalı sadece problemmiş gibi düşünüyoruz ama aslında hayvanlar da buradan eziyet çekiyorlar. İşte trafikte görüyoruz, ezilen hayvanlar var bir sürü. Öyle. Kazaya sebebiyet veriyorlar. Bir de gruplaşma var kendi aralarında. Aynen. Yani oradan da zarar görenler var aslında. Özellikle şu kış aylarında aç kalan hayvanlar bile salgınlaşıyor özellikle maalesef. Gruplaşıp. Yani hem cinsine bile saldırabiliyor yani maalesef. Evet. Yani bizim Allah'ın izniyle bu problemi kesinlikle sümen altı etmeyeceğiz. Yani bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü sümen altı edilecek bir problem değil bu problem. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızla, STK kurumlarımızla bu problemin üstesinden geleceğiz. Evet. Allah'ın izniyle. Yani eğer hayata geçecek olursa gerçekten de aslında çok güzel bir çalışma olur. Yani önce hem sahiplendirme açısından sonra arta kalan köpekleri de barınaklara yerleştirerek orada hayatlarını daim ettirecekler. Evet. Evet başkan. Evet, biraz önce bahsetmiş olduğum reklam ve israf belediyecilerine son vereceğiz. Bir diğer projemiz bu. Aslında bu proje değil ama şöyle belirtmek istiyorum. Yani sizin aslında şu anda fuzuli olarak harcama yapılıyor dediğiniz yerlerden sahalardan bir tanesi. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Yani biraz önceki saymış olduğum hepsi dediğiniz gibi ek maliyetler getiriyor. Eyvallah. Bu maliyetleri biz nereden karşılayacağız diye sorduğumuz zaman biz inanın bu yapmış olduğumuz israfları yapmazsak ve bu reklama ayrılan bütçeleri yapmazsak emin olun çok zengin bir belediyeyiz. Peki reklam yapmadınız. Ben Muhammed Cihat Güzel'in belediye veya o halk için evet. Ne yaptığını nasıl öğrenecek? Şöyle ben şunu söyleyeyim. Yani ben şu anki evet. Mevcut tabii. Manzaraya göre konuşuyorum aslında. Şimdi biraz kinayeli bir soru. Bir kere bizim fotoğrafımızı kesinlikle hiçbir billboardda bizim fotoğrafımızı görmeyecekler. Vatandaşın bizi nerede görecekler? İyi gününde ve kötü gününde görecek. Yanlarında görecekler. Bizim fotoğraflarımız değil, yanlarında kendimizi görecekler. Eyvallah. Biz şimdi saha çalışmalar yapıyoruz. En çok aldığım şikayetlerden bir tanesi de bu. Yani belediye başkanı oluyorlar ve sonra hiç gözü göremiyoruz bunları maalesef diyorlar. Şimdi Erbakan hocamızın da şöyle çok güzel bir sözü var. İşte meselenin aslı ortaya kondu mu çözüm kolay olur. Peki bu meselenin aslını biz nasıl bulacağız? İnsanlarla iletişim halinde olmazsak, yani sadece belediye başkanının tabii yardımcıları bununla alakalı çalışmalar yapacak ama belediye başkanının da bizzat sahaya inip bu problemleri görmesi lazım. Meselenin aslını ortaya koyması lazım ve ona göre de çözüm yolları bulması lazım. Biz inşallah bu problemleri yine halkımızla iç içe olaraktan bu problemleri çözeceğiz. Tabii şurada baktığımız zaman billboard ve reklam giderleri şu anda belediyenin ana giderleri arasında. Öz kaynağından gidiyor. Öz kaynağından evet. Gidiyor. Büyük bir meblağ. Ve ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik durum ortadayken Karatay'da 200'e yakın billboard var ve bunların bir tanesinin aylık ücreti ortalama 8000 TL. Yani bu paralar gerçekten büyük bir para. Evet. Ve biz bu reklam ve israf belediyeciliğine bir son vereceğiz Allah'ın izniyle. 1 milyon 600 bin lira yapıyor yanlış hesaplamadıysam. Evet. Sayın Güzel. Ve şimdi şöyle bir evet. Durum var. Tabii biz bunları görüyoruz ama hani diyebilirsiniz ki bu seçim sattığında olabilir gibisinden. Şimdi seçim sattığında olur ama seçim sattığında kendi partinin logosuyla gidersin, reklam verirsin, çalışmalarını götürürsün. Fakat şimdi baktığımız zaman mevcut belediye billboardlara baktığımız zaman seçim partilerin logosuyla değil belediyelerin logolarını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Demek ki bu belediyelerin bütçelerinden harcanaraktan kendi reklamlarını yapıyor demek. Bu açıkçası bizim cebimizden çıkıyor. Yani burada kendi partisinin logosuyla reklam vermiyor belediye başkanı diyeyim daha doğrusu ve seçim sattığındayken bu olay. Hani seçimden önce yine işte bir duyuru yapılacak olur. Örnek veriyorum. Biz işte Karatay'da yapacağımız kooperatif falan duyurularını aynen. Tabii ki insanları duyurmak için billboardlara vereceğiz. Duyuru amaçlı sadece. Yani şunları yaptık diyerekten değil. Zaten biz yaptığımızı millet zaten görecek. Ya bizim şu anda gördüğümüz başlıyoruz. Başladık, bitti. Evet.
Yani bir projeyle alakalı üç boyutlu bir şey çıkıyor, külfe çıkıyor ortaya aslında yani. Ama işte biz bunu sadece duyuru amaçlı kullanacağız billboardlarımızı ve belediyenin bütçesini sadece burada kullanacağız. Onun haricindeki biz işte şunları yaptık, şunları ettik, şunları yapacağız. Bu belediyenin bütçeleriyle yapılacak maliyetler değil açıkçası. Eyvallah. Biz burada işte bakıyoruz şu an, görüyoruz yani seçim satındayız bir de özellikle. Yani şurada 20 gün kalmış seçime ve hala daha belediyenin logolarıyla işte şu ne yaptık, bunu ettik gibisinden. Yani belki daha önce kaç defa görmüş oldum. Yani üç kere dediğiniz gibi hizmeti üç defa en az billboard'da görüyoruz. İnşallah buna bir son vereceğiz. Siz bu zaten orada boşa giden rakamları topladığınız zaman bir öz kaynağı aktarmış oluyorsunuz. Diğer projelere kaynak çıkmış oluyor. Evet, kesinlikle. Yani israfın önüne geçtiğimiz zaman Allah'ın izniyle biz kendimize yetecek bir belediyeyiz. Ve bu bazı yatırımlar da var. Onlardan da bahsedeceğim şimdi. Tabii ki, buyurun. Yani ölü yatırımlar diyoruz biz bu yatırımlara. Şimdi mesela bir örnek vereceğim buradan yine. Yine kameralarımız görüyorsa şurada. Tabii tabii, arkadaşlarımız yakın çekim alacaklar. Şimdi bu Karkent tenis siteleri kortu var. Hı-hı. Oraya bir tenis kortu yapıldı. Yani bu problemi de biz Karkent'teki yaşayan vatandaşlarımızdan aldığımız sağ çalışmalarından karşılaştığımız sorunlarından bir tanesi. Şimdi Karkent'in ortasına, bilmiyorum yani Konya'da, Karatay'da tenis kortu kaç kişi biliyor, kimler oynuyor? Ben ilk defa diyorum şu anda. Bilmiyoruz ama yani şu görmüş olduğunuz fotoğrafta zaten oraya ait. 36 milyon 500 bin TL harcanarak yapılan bu tesis, içinde bulunduğumuz şartlara baktığımız zaman elzem bir yatırım mıdır diyerekten soruyoruz aslında. Soru işareti, evet. Yani şöyle gösterebilirsek, yani şu tenis kortu bilmiyorum ne kadar gerekliydi Karatay için. Yani şu biraz önceki saymış olduğum problemlere bu maliyetler aktarılsaydı çok daha mantıklı olmaz mıydı? Kıyasladığınız zaman tabii hangisinin elzem olduğunu zaten halk karar verir. Halkın karar vermesi lazım. Biz de bunu, evet, halkımıza sunuyoruz ve halkımız bilsinler. Tabii bunu dediğim gibi yani Karkent bölgesindeki yaşayan insanlar zaten biliyor ama Karatay'ımızda diğer mahallesindeki yaşayan insanlar da yine buna benzer biz şu anda yatırımlar görüyoruz. Genelde de duymuş olduk. Evet. Aynen öyle. Tabii biz bunu şeye benzetiyoruz. İşte kalp damar yolu tıkanık kel bir adamın yani damarını açtırmak için bir sistem taktırmak değil de saçını ektirmesine benziyoruz. Eyvallah, güzel bir örnek oldu. Yani burada anlaşıldı. Örnek inşallah yerine tam oturmuştur. Çok daha önemli bizim meselelerimiz var. İnşallah böyle ölü yatırımlara da harcayacak paramız yok. Eyvallah. Çünkü bu bizim cebimizden çıkıyor. Halkımızın cebinden çıkıyor bu yatırımlar. Böylelikle de reklam ve israf belediyeciliğine son vereceğiz inşallah. İnşallah. Oradan gelen kaynakları da elzem olan yerlere aktaracağız diyorsunuz. Evet. Evet. Hemen vaktimiz varsa bir de projeye geçmek isterim. Siz projelerden bahsedin Sayın Güzel. Şimdi bir 10 dakikamız daha var. Tamam. Şimdi taşralarla alakalı bizim biliyorsunuz Karatay, biraz önce de bahsettim. Çok büyük bir ilçemiz. Hı-hı. Ve bu ilçemizin taşra mahalleleri var. Eskiden köy statüsündeydi bunlar. Ve büyükşehir yasasıyla beraber bunlar mahalleye dönüştü. Köyden mahalleye dönüşen ve yerler. İlçelerimize bağlı olarak da bunlar da hizmeti ilçelerimiz sağlıyor. Tabi baktığımız zaman aslında çok küçük yerler değil bunlar. Yani örnek verecek olursak bir İsmil beldemiz, mahallemiz diyelim. İsmil mahallemiz bizim Karatay, Konya'mızdaki birçok ilçeden çok daha büyük. Yani yanlış hatırlamıyorsam, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Taşkent'in 2500 gibi bir nüfusu varken, İsmil'in ise 6000 üzerinde, yani şu 10.000 civarında falan bir rakam deniliyor ama herhalde resmi rakamlarda göçlerle falan 6000-7000 civarlarında olduğu söyleniyor. Yani İsmil mahallemizde çok daha büyük Taşkent'ten. Ve Taşkent'e baktığımız zaman da oradaki insanlar mesela orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Fakat bizim Karatay 2011 verilerine göre tabii o çıktı ama 6215 diyor. 6215. 2024 verilerine göre ise 10.000'i geçti. 10.000'e evet, yaklaşmıştır ama tabii dediğimiz gibi insanların yazın burada oluyorlar ama kışın maalesef Karatay merkeze göçmek zorunda kalıyorlar. Yani bir mevsimsel göç var. Ve bu mevsimsel göçe baktığımız zaman sebeplerine baktığımızda en büyük problemlerinden bir tanesi ısınma problemi. Yani burada İsmil gibi bir ilçemizde mahallemizde özür diliyorum. Doğalgaz gitmediği için, orada doğalgaz olmadığı için insanlar merkeze göç etmek zorunda kalıyorlar. Aslında yani çok uzakta bir yerde değil. Yani buradan çıksanız 20 dakikada varabileceğiniz, evet, bir
mahallemiz. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta. Ama insanlar mevsimsel göç, yani yazın orada çalışıyorlar tarlalarını ama kışın kendi yaşadıkları toprakları bırakmak zorunda kalaraktan merkeze göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani hem burada bir evleri var hem orada bir evleri var. Sürekli işte kira ise kira ödüyorlar. Kışın kendi evleri ise ayrı bir masraflar oluyor. Hem oraya hem bu tarafa masraf yapmak zorunda. Tabii ki masraf yapıyorlar. Ve biz Allah'ın izniyle bu problemi işte mesela Taşkent örneğini verdim biraz önce. Hı. Orada şu anda kendi alanımla yine olan doğalgaz işinde olduğum için aynı zamanda şöyle çözüm yöntem var. Taşkent buradan 2,5 saat sürede uzaktaki olan bir yere biz taşıma doğalgaz sistemiyle doğalgaz götürebiliyoruz. Yani bu imkanlar var. İşte LNG sistemi dediğimiz, döküme doğalgaz dediğim sistemlerle doğalgaz götürebiliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi 20 dakika mesafede olan İsmil'e bir doğalgaz götürememişiz. Ve bu da insanı mevsimsel göçe sürüklüyor. İnşallah yine buradaki projelerimizden şöyle göstermek istiyorum. Evet, buyurun. İşte taşra mahallelerimize doğalgaz getireceğiz. Yani köylerdeki yaşam kolaylaştırarak köylerimize geri dönüşü sağlayacağız. Bu sayede mevsimsel göçü de engellemiş olacağız. Eyvallah. İnşallah bu şekilde mevsimsel göçün en azından önüne geçmiş olacağız. Yine yerinde bir çözüm örneği. Tabii ki. Yani bu, yerinde bir çözüm. Yani çok örneği. Açıkçası masraflar da değil ya zaten. Bu doğalgaz zaten var ve ulaştırılması çok zor da değil. Yani burada boru hattı döşenerek de aslında çok uzak olmadığı için ve yakınlarından geçen doğalgaz hatlarımız da var. Oralara doğalgaz ulaştırabiliriz ama hani hızlı bir çözüm olarak da en azından böyle LNG sistemleriyle oradaki insanlığımıza doğalgaz ulaştırırsak mevsimsel göçün önüne de geçmiş olacağız. Uzmanlık alanınızın da bu olması zaten sizi ön plana çıkartıyor. Tabii. Şu anda. Yani yapılabilesi bir şeyden bahsediyoruz. Yani şimdi nüfusu çok olduğu için ismini de örnek verdim ama yine Ova Kavağı gibi, Ayroğlu gibi yani mahallelerimiz de aynı şekilde buralarda o projeleri dahilince buralara doğalgaz getireceğiz inşallah. Bağlantı kurulabilir ya. Tabii yani. Ki bağlantı kurulacaktı. Eyvallah. Ve insanların mevsimsel göçe önüne geçmiş olacak bu şekilde. Tabii bu proje dediğim gibi yani nüfusu kalabalık olan mahallelerimle başlayarak da nüfusu daha az olan mahallelere göre onlara da bu hizmetleri sunacağız. Böylelikle de mevsimsel göçün önüne geçmiş olacak. Evet. Evet başkan. Bir diğer projemiz var. İsmil'de Serakent projemiz. Şimdi bizim Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetler var. Yeraltı su kaynakları gibi, sıcak evet. su kaynakları gibi. İsmil'de bizim için burada ön plana çıkan bir projemiz açıkçası bu. Aslında bu bizim geçen dönemki Sinan Toprak Bey belediye başkan adayımızdı. Karatay belediye başkan adayımızdı. O zaman yine o ekipte de ben yine proje ekibindeydim ve bu proje üzerinden çalışmıştım o zaman için söyleyebilirim. İsmil'de Serakent ve bu projeyi biz çalışmıştık ve milletin çok hoşuna gitmişti. Hatta mevcut belediye başkanı da bu projeyi hoşuna gidip o da yapacağını söylemişti. Serakent projesi. Şu anda faal değil ama herhalde. Ve bu proje yapacağı söylendi ama yapılmadı. Yarıda kaldı. Yapılmadı da. Şimdi bu bu nasıl bir şey getirecek? Serakent getirecek. Yani şimdi Serakent dediğimiz ayrıcalık getirecek. İlk önce getireceği ayrıcalıkları söyleyelim. Serakent'le inşallah biz İsmil'i Karatay'ın bir incisi haline getireceğiz. Burada üreteceğimiz sebzeleri, meyveleri Karatay'ı hatta Konya'mızı belki de dışarı ihraç edecek şekilde büyüklükte bir Serakent projesi düşünüyoruz. Seracılık gelişmekte olan bir teknoloji ama bizim Karatay'ımızın işte İsmil'de de yeraltı su kaynakları olduğu için bu su kaynaklarıyla beraber bu serakentlere yani ısınma maliyetlerini en minimize ederekten en düşük seviyeye getirerekten bizim için bir nimet aslında. Ve bu nimeti kullanmak istiyoruz aslında. Eyvallah. Yani elimizin altında bir nimet var. Biz bu nimeti kullanmazsak ve bu işte biraz önceki bahsetmiş olduğum ekonomik kriz döneminde de insanlara ucuz sebzeyi, ucuz meyveyi ulaştırırsak yani bizim için daha ne yapmamız gerekiyor yani bu insanlar için? Bunları yapmazsak asıl Allah katında sorumlu olduğumuzu düşünürüz yani kendimize. Çünkü bu Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetleri değerlendirmek lazım sonuna kadar. Aslında oradaki hani termal kaynağı alıp burada değerlendireceksiniz. Kesinlikle. Yani ben niçin özellikle İsmil diye soracaktım. Siz açıklamış oldunuz yani. Şimdi İsmil'de şöyle de var. Geçenlerde yine İsmil'de ziyaret ettiğimiz zaman sahadan almış olduğumuz geri dönüşlerde şunu gördük. Hani İsmil'de biliyorsunuz kaplıca sularıyla bir turizm yapılıyor.
Ama İsmail halkına hiçbir faydası yok maalesef. Yani oraya gelen halk geliyor, otele giriyor, İsmail'in hiç içerisine bile girmeden, merkezine uğramadan geri dönüyor. Yani kendi içerisinde böyle bir yapılaşma olan bir otel çalışması var ve hiç kimseye katkısı olmayan, sadece oradaki otele para kazandırılıyor. Ticari işletmeleri kalkındırıyor. Sadece ticari işletmeleri kalkındırıyor yani, ama oradaki bir İsmail'deki çalışan bir oradaki esnafın, bir insanın hiçbir faydası yok açıkçası bu yapılan hizmetlerde. Ama inşallah biz bu projeyle hem İsmail halkının istihdam problemini çözeceğiz. İnsanlar orada istihdam edilecek, kendi memleketlerine kalacak bundan dolayı. Aynı zamanda burada yapılacak olan sebzeler, meyvelerle de insanlara, Karatay'ımızdaki insanlara ve Konya'mızdaki insanlara ucuz sebze ulaşmasına bir aracı rol üstleneceğiz inşallah. Evet. Bu da yine İsmail için bizim farklı bir proje, projelerimizden bir tanesiydi. Evet. Yani hayata geçirilirse, ki başlangıcı yapılmış zaten. Evet. Çok da güzel bir proje olacağı belli. Bariz belli yani. Evet. Evet başkanım, bir 5 dakikamız daha var. Evet. Seçmenimize, tabii Karatay seçmenimize, Konya seçmenimize, tabii Saadet Partisi çatısı altında yapılacak projelerden bahsettiniz. Anlattığınız projeler altyapısı olan, Ar-Ge çalışmaları olan sağlam projeler benim gördüğüm kadarıyla. Ellerinize sağlık diyelim, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Son olarak neler ifade edersiniz seçmenimize? Kamera tabii, sizde, mikrofon sizde. Seçmenimize tabii ki şunları önce söylemek isterim açıkçası. İşte adaylığımız belirlendikten sonra biz tabii hemen sahaya indik. İnsanımızla. Onu da sormuş olalım. Evet. Saha çalışmalarında. Saha çalışmalar yürütüyoruz. Hani seçmenimiz neler eksik görüyor veya yapılması gereken neler var, size bunu nasıl ifade ediyorlar, ne bekliyorlar, onu da biraz dinlendirmiş olalım. Açıkçası işte biraz önce söylemiş olduğum gibi Sinan Toprak Bey, Mehmet Şen Bey dönemlerinde adaylıkları varken biz gençlik kollarındaydık o dönemlerde. Hı hı. Ve o gençlik kollarındayken adayların yanında gezme fırsatlarımız oldu. O dönemlerde tabii mevcut iktidarın da çok güçlü olduğu dönemlerde, o dönemler biliyorsunuz, hatırlarsanız ki. O dönemlere gittiğimiz zaman insanlar bize biraz tepki gösteriyordu. Başkan adaylarımızın yanında dolaşırken. İşte kardeşim oyları biliyorsunuz, yapmayın etmeyin gibisinden insanlar bizi, yani iş yerine almak istemeyen insanlar bile vardı o dönem için söylüyorum. Tabii bizim adaylığımız belirlendikten sonra direkt hemen sahaya çıktığımız zaman ise olay tam tersine dönmüş durumda şu anda. Yani tabii ekonomik krizin etkisiyle işte şu Filistin meselesi, yani şu an mevcut iktidarın Filistin'e yaklaşımı, daha hani biz oraya yardım etmeyi bırakın, kendi ticaretimizi bile kesmedik maalesef. Bundan dolayı özellikle çok tepki var insanlarda mevcut iktidara. Artı işte bir deprem oldu ve bu depremde sınıfta kaldık devlet olarak maalesef. Ve bunun gibi birçok problemler var ve bu problemlerden dolayı mevcut iktidara çok kızıyorlar. Mevcut seçmen. Ve kesinlikle bu seçimde oy vermeyeceklerini dile getiriyorlar. Yani gitmiş olduğumuz yerlerde büyük bir tepki var mevcut iktidara. Ve şunu gördük, Milli Görüş Belediyeciliğini özlemişler, onu istiyorlar. Yani biz Mehmet Şen Bey döneminde, Mustafa Özkafa Bey döneminde nasıl hizmetler ettiysek o hizmetleri arıyoruz diyorlar. Biz hatta nerede kaldınız siz, tekrar sizi istiyoruz diyerekten güzel bir tepki alıyoruz. Bizim hoşumuza gidiyor bu tepki de tabii ki. İlk gittiğimiz günden beri bu var ve bu bize heyecan veriyor açıkçası, azim veriyor. O yüzden ilk günden beri sürekli sahadayız. Durmak bilmiyoruz. Çalışmalara gidiyoruz. Tabii şunları da görüyoruz. Yani gittiğimiz yerlerde problemlerle karşımıza çıkıyor. Mesela geçenlerde yine her gittiğimiz pazarda pazarcı esnafın, yani esnaf bir şeyler satarken yanına küçük bir kutu yapmış. Oraya çarık çürük, domatesi, işte salatalı oraya atıyor. Ve inanın emeklilerden maalesef ve ihtiyaç sahibi olan insanlar onu almak için yarışıyorlar. Yani çok acı bir durum. Böyle bir manzara var. Böyle bir manzara var. Bu manzaraları da görünce açıkçası biz hani kendimize de kızıyoruz bir ya. Yani niye daha çok çalışmayıp biz Milli Görüş iktidarını elde edememişiz? Bu insanlara niye bu mevcut iktidar müstahak görülmüş diyerekten kendimize de kızıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Çünkü bize gelen en büyük tepkiler de o. Yani niye çok çalışmadınız da gelmediniz diye. Öz eleştiriye de vesile mi olmuş oldu? Evet, öz eleştiriye de vesile oluyor. Aynen. Tabii üzülüyoruz bunları görünce ama inşallah
Biz geldiğimiz zaman bu problemlerin hepsi çözülecek. Bu bir adım. Biz bundan temelini atacağız. İyi niyetle çıktık bu yola. Allah'ın izniyle de insanlara da bu insanların takdiriyle, Rabbim takdir ederse insanların onayıyla biz Allah'ın izniyle tekrar Milli Görüş Belediyeciliğini Saadet Partisi olaraktan getireceğiz. Tabii 31 Mart seçimleri yaklaştı. Arada evet. Şöyle 20 gün var. Ramazan ayına da girmiş bulunduk. İnşallah 31 Mart seçimleri de hayırlara vesile olur bu insanlık için. Biz onu istiyoruz. Başka bir ne diyeceğimiz de yok. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah Sayın Güzel. Cümlemizden inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bu yoğun koşturmanın içerisinde vakit ayırdınız bu saatte. Bizlerle birlikte oldunuz. Karatay'a dair, Konya'ya dair Saadet Partisi çatısı altında yapılabileceklerden bahsettiniz. Çıktığınız bu yolda muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Tabii ki son söz seçmenin, Karatay seçmeninin. Evet. 31 Mart akşamı hayırlısı olsun inşallah diyelim efendim. Evet kıymetli izleyenler, seçim 2024 programını bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bugün Saadet Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Sayın Muhammed Cihat Güzel Bey bizlerle birlikteydi. Karatay'a dair ne varsa, yapılacak projeler dahil hepsini konuşmuş olduk. Şeffaf bir şekilde aktarmış olduk. Yine bir başka seçim 2024 programında bir başka partimizin başka bir belediye başkan adayıyla projeleri konuşmak üzere seçime dair ayrıntıları konuşmak üzere tekrar karşınızda olabilmeyi diliyoruz efendim. Tekrar Sayın Güzel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Bu gece ilk defa ilk sahura kalkacağız. Yarın da ilk orucumuzu tutacağız inşallah. Ramazanınız da hayırlı mübarek olsun şimdiden. Allah'a emanet olun efendim.